Hoş geldin. Hoş buldum. Ya kusura bakma, işim biraz uzadı. Yok, hiç önemli değil. Zeynep'i çağırayım mı, ister misin? Yok, gerek yok. Çağırma bence. Tamam. Ne içersin? Vallahi kahven varsa içerim. Tamam. Selam, benim odaya iki kahve rica edebilir miyim? Teşekkürler. Telefonda önemli bir şey var demiştin. Var. Zeynep dün tayfuna uğramıştı. Hadi ya. İki günden beri benim de aklımda. Arıyorum, telefon numaram da çıkmıyor. Kötü mü hala? Kötüymüş. Ya galiba yine içmeye başlamış. Zeynep de onu öyle görünce bayağı morali bozulmuş. Ne duydun bil bakalım. Barış, o kızı buluşacakmış. Atıyorsun. Vallahi kendim duydum. Yani telefonla konuşuyorlardı. Akşam 7'de bebekte buluşuyorlarmış. Linda'ya mı? Öyle bir yere gideceklermiş. Vay be. Bir şey demeyecek misin? Demeyeceğim. Şaka yapıyorsun. Yok, ciddiyim. Günaydın çocuklar. Yani ben de bilemedim ne yapacağımı. O yüzden sana geldim işte, ne yapabiliriz diye. Ya... Diyorum ki, yani diyeceğim ki aslında gidelim dedesiyle konuşalım ama tanımıyoruz adamı, nasıl bulacağız? Ya hem tanımıyoruz hem belki ne bileyim Tayfun karışmamızı istemez. En iyisi ben akşamleyin ona gideyim. Bir konuşayım bakayım durumlar ne, iyi mi değil mi? Ne dersin? Çok iyi olur Cihan, iyi olur. Kusura bakma ama sen kaşındın. Vur vur. Düşene bir de sen vur. Ya yalan mı ama? İtiraf et, hiç aklına gelmemişti. Evet, blöf yaptım. Hı. Barış da gördü blöfünü. Ne oldu şimdi? Daha bir şey olmadı. Olmadı ama olacak. Sen de biliyorsun. Göreceğiz bakalım ne olacak. Günaydın çocuklar. Oturabilirsiniz. Kusura bakmayın hocam, geç kaldım. Ya olmasın. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz... Hoş geldiniz Kerem Bey. Neydir, ne oluyor? Bir bilgim yok Kerem Bey. Ahmet Bey bir şey yaptırmış ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kesinlikle bunu bir rehabilitasyon merkezi yapıyordur. Hmm.
Ne oluyor arkada? Basket sahası yaptırıyorum. Vallahi benim bildiğim senin yaşındakiler golf falan oynar. Sen bilirsin. Kendim için değil Kerem. Senin için. Basket oynadığını duydum da. Benim için. Evet. Harika ya. Peki buz hokeyi oynasaydın ne yapacaktın acaba? Senin için hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi yok değil mi? Yok. Var. Ama nasıl desem, ben parayla ölçmüyorum o kıymeti neyse. Harbiye. Kıymeti harbiye. Ya vallahi seni anlamakta o kadar zorluk çekiyorum ki. Hem seni hem annemi. Ben sizden basket sahası istedim mi? İstemedim. Araba istedim mi? Yatılı okullarda kalmak istedim mi? İstemedim. Ama siz ne yaptınız? Görgüsüzler gibi evin tam ortasına basket sahası dikiyorsunuz. Gidip en pahalı arabayı aldınız. Gidip New York'ta tek başıma Storm King'de okuttunuz. Tamam Kerem. Anladım ben seni. Yok. Sen beni hiç anlamıyorsun. Ve hiç anlamayacaksın. İster Madison Square Garden'ı dik. Harbiyesi de, Taksim'i de, kıymeti de yok. Peki. Sen ne isterdin? Ben... Birlikte oynamak. Yani... Al bir çöp tenekesini, duvara as, buruştur bir kağıdı. Birlikte oyna. Bu kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.